Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve İğneoları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Kanalıma abone olmak ücretsizdir arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi elimde çok güzel çilek modellerim var arkadaşlar. Bugün size bu çileğin nasıl yapıldığını en püf noktalarına kadar inşallah Allah'ın izniyle bir video çekeceğiz. Her aşamasını tek tek inşallah cam gibi aydın bir video olur ve sizin de işinize yarayan güzel bir model olur arkadaşlar. Evet, şimdi bu çileklerimi nasıl yaptım arkadaşlar? Bu şekilde. Onları anlatmaya çalışacağım. Modelimize geçelim arkadaşlar. 10 tane zincir çekerek başlıyoruz. 8, 9, 10. 10 zincirimi çektim. Buradan ilk yaptığım zincirin içine giriyorum. Ve sahte sık iğne yaparak çıkıyorum arkadaşlar. Sahte sık iğne yani tığımızın başını dolamadan tümseklik oluşmaması için yapılan yuvada güzel durması için halkamın yapılan işlemi arkadaşlar. 4 tane zincir çekiyorum. 3 değil 4. Bu işin püf noktası arkadaşlar. 3 zincir çekilir normalde. 4 zincir çekiliyor. Çünkü bu çektiğim fazladan bir zincirin içine geçeceğimiz için. O yüzden arkadaşlar 3 yerine 4 çekiyoruz. 1, 2, 2. 2 tane trabzan yaptım buraya zincirimle beraber 3 bir defa doluyorum 4 5 bir defa doluyorum 6 7 ve 8 bu şekilde buraya 8 tane arkadaşlar trabzanımı yaptım şimdi 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Bir defa doladım. Yuvaya girdim. 1 2 2 Bu şekilde arkadaşlar 8 trabzandan sonra 3 tane buraya zincir çekerek yuva yaptım. Yine aynı şekilde 8 tane trabzan buraya yapıyorum. 1 2 2 3 seferde aldığım trabzan ve ikinci trabzanım. 3 4 5 bir defa doluyorum 6 7 8 ikinci 8 trabzanımı da bu şekilde yaptım arkadaşlar ve yine 3 zincir çekiyorum buradaki 4 zincir çekmiştik ya arkadaşlar İlk dördüncü zincirimi ilk trabzan olarak zincir çekmiştik. Bunun ilk trabzanına çektiğim üç zinciri kapatıp buraya yine yuva oluşturuyor. Bakın arkadaşlar şu şekilde oluyor. Halkamızın içine 8 tane trabzan karşılıklı ve kenarlarında üçer zincirli yuva. Bu şekilde. Şunu koparalım. Şimdi arkadaşlar ana yuvamızı kurduk bu şekilde ve işlemimize 3 zincir çekerek devam ediyoruz. Artık çileklerimizin yuvasını yapacağız. Her trabzanımızın üzerine 3 zincir çektim. Yandaki trabzana bu üç zenceli yuvamı kapattım. Bu birinci yuva. 2 3 zincir yandaki trabzana kapatıyorum. Bu ikinci yuva. Trabzana kapatıyorum. Bu üçüncü yuva. 3 üç zincir trabzan tepesine sık iğne ile kapat. 4. yuva. 3 zincir 5. yuva. 3 zincir 6. yuva 3 zincir bu şekilde arkadaşlar 8 tane trabzanın üzerine tam 3'er zincir çekerek 7 tane yuva yaptık. Neden arkadaşlar? Bakın burada 4 zincir çektim. 4 zinciri buraya çekip zincirin üzerine batmasam direkt Buraya trabzana geçecektim. Burası boşlukta kalacaktı. Ve burada 7 tane yuva yerine 6 tane yuva olacaktı. Eksik olacaktı. Bakın çileğinin kolay yapılmasını isteyenler buraya 3 değil 4 zincir çeksin. Ve bu şekilde kolaylıkla tam bir üçer zincirde 7 tane yuva yapmış olur. Tekrar arkadaşlar 3 zincir çekiyorum. Ve buradaki bakın bu aralık kalacak arkadaşlar. Buradaki 3 zincirdeki bu iki üçer zincirli kenarlar kalacak arkadaşlar. Eğer bunlara batarsak eksiltme işlemimiz gerçekleşmez. Bu işin püf noktasından birisi de bu. Kenarlar bu şekilde çizgi şeklinde en sonuna kadar gidecek arkadaşlar. Şimdi bu üç zincirimi atlayıp baştaki şekilde arkadaşlar tek kat almadan buraya kapattım. 1, 2, 3 zincir. 3 zincir. Hemen trabzan tepesine kapattım. Sık iğne ile ikinci yuvam. 3 zincir trabzan tepesine kapatıyorum. 3. yuvam. 3 zincir sıradaki trabzan tepesine bu şekilde 4. yuvam 5. 3 zincir 6. yuvam yine son trabzan tepemize geldik 7 bu şekilde arkadaşlar 7 7 7 8 trabzanın üzerine 7 7 yedi yuva yaptık arkadaşlar şimdi yine 3 zincir çekiyorum Burayı atlayıp buraya. Bu kenar sınırımız arkadaşlar. Yani sınırın içine girmek yok. Bu şekilde. Şimdi devam ediyoruz. 3 zincir. Yandaki 3 zincirli yuvanın içine kapattım. 2 3. Bu birinci yuvamız. Yandaki yuvaya girdim. ikinci yuvamız. 3 dördüncü, beşinci ve bu da altıncı. Evet arkadaşlar, yediden altıya düştük. O da bu üç zincirli yuvayı arkadaşlar bakın buradaki üç zincirli yuvayı atladığımız için. Tekrar üç zincir çekip buraya atlıyorum kenar sınır olduğu için bu şekilde karşıya geçti. Burayı da 6 tane yuva yapacağım. Karşıyı 6 yaptık. Karşısı da 6 yuva olacak arkadaşlar. Tüm 3 zincirli yuvaların içine 3 zincir çekerek bu şekilde sık iğne yapıp giriyoruz. 1 2 3 zincir. Kapattım buraya. 3 zincir. 1 2 3 zincir. 3 zincirli yuvaya kapattım. Yine geldik sınıra. 1 2 3 zincir. Atlıyorum o 3 zincirli yuvayı hemen yanındaki 3 zincirli yuvaya girdim. Şimdi 6'dan arkadaşlar 5'e düşecek. Şu şekilde bakın. Yavaş yavaş kileğimiz oluşuyor arkadaşlar. 3 zincir çekiyorum. Nasıl rahat yapabilirsiniz arkadaşlar? Bu şekilde katlayarak da yapabilirsiniz. Yine 3 zincir çekerek tüm yuvalarımın içine giriyorum bu şekilde. 6 olan yuva bu sefer arkadaşlar 5'e düşecek. 3 oldu. Evet. 5 yuvayı tamamladık. Yine buradaki sınırımıza geldik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buradan yine 3 zincir çekip karşıya geçeceğiz. 3 zincir bu yuvayı atlayıp bu şekilde karşıya geliyorum arkadaşlar. 3 zincir ben bu çileği yapmasını çok seviyorum arkadaşlar. Duruşunu çok seviyorum. Çok güzel duruyor. Çiçekleri, çilekleri. Ya hem yapımı da çok. Bir iki kavrayınca arkadaşlar gayet de net anlatmaya, yavaş anlatmaya çalışıyorum. Umarım işinize yarayan faydalı bir video olur. Bu şekilde. Bu da 5'e düşecek arkadaşlar. Sonuncu yuvamızı da yapalım. Evet. 5 oldu. 3 zincir. Buradaki kenardaki arkadaşlar gördüğünüz gibi hiç batmadan devam ediyoruz. Şöyle sadece çizgi olarak sonuna kadar gidiyor. Şu şekilde. Bu şekilde çizgi olarak gidip içine hiç girilmediği için. Tekrar 3 zincir. 3 zincirimi 3 zincirli yuvada sık iğne ile kapatıyorum. 3 zincir. yandaki yuvaya girdim. 1 2 3 zincir. Şu şekilde göstereyim arkadaşlar. 2 katlı Dan ziyade bu şekilde rahat, rahat gözükür. 3 zincirimi kapattım. 3 zincirli yuvaya. Yine geldik sınıra. Sınıra dikkat ediyoruz. Orayı atlayıp arkadaşlar bakın şu şekilde kenarda çizgi şeklinde duracak burası. Burayı atlıyorum. Hemen yandaki 3 zincirli yuvaya geçiyorum. 3 zincir. 3 zincir olduğu için arkadaşlar kafamızın karışacağı bir olay da yok mesela. Bu şekilde rahat bir şekilde 3 zincir çekip sadece dikkat edilmesi gereken kenarı. Kenarına da dikkat ederek içine girmeden karşıya geçerek yaparsak yani basit, rahat, kolay yapılacak bir model. Dediğim gibi sadece şu köşelere dikkat edilecek. 3 zincir çekiyorum başına. Bu şekilde yuva ya, zincirli yuva 3 zincirimi kapatıyorum. 1 2 3 zincir. 3 zincirimi şöyle tutayım. 1 2 3 zincir. Döne döne yapıyoruz arkadaşlar. 3 zincir Kapattım buraya. 3 zincir. Bu şekilde. Bakın geldik yine arkadaşlar. Karşıya geçiyorum. 3 zincir. Yandaki hemen yuvaya. Bu şekilde arkadaşlar. Böyle düzeltelim Kapattım. 3 zincir. 1 2 3 zincir. Evet, yine köşelere gelince arkadaşlar zaten belli. Köşeye geldiğimiz 3 zincirimi çekip dönüyorum. Döne döne elinizi çevirerek de yapabilirsiniz. 3 zincir yandaki yuvaya kapattım. 1 2 3 zincir. Evet, uca doğru yaklaşıyoruz arkadaşlar. 1 2 3 zincir. Yine çevirdim. Çünkü çevirerek rahat oluyor arkadaşlar. Artık kenar kısmını da göstermek için uğraşmama da gerek yok. Anlaşıldı umarım bu şekilde. Üçer zincirli yerler şu şekilde duruyor. Burada bu şekilde duruyor. Katlayınca da bu şekilde duruyor arkadaşlar. Bakın. Kenarlar katlayınca da bu şekilde duruyor. 3 zincir. Yandaki üç zincirli yuvanın içine giriyorum. 1, 2, 3 zincir. Şimdi dönüyorum arkadaşlar. Bakın burada bir tane daha var. 2'ye düştü yani arkadaşlar. Bu 7 ile başlamıştık. 8 trabzanla başlayıp 7 ile yuva kurmuştuk. Ve döne döne bu şekilde bu üç zincirli yuvalar atlayarak arkadaşlar ikiye kadar düşürdük. 2'den de bire, birden de sıfıra düşüreceğiz. Bu şekilde. 1, 2, 3 evet şimdi 1'e düşürdük bakın bir tane yuva kaldı arkadaşlar bu şekilde şimdi tekrar 3 zincir döndüm buradaki karşıdaki 1'e geçiyorum evet şimdi karşıdaki 1'e geçtim arkadaşlar bunu ben yaparken dedim ki hani burada da 1 kaldı orada da 1 kaldı kenarların 3'er zinciri kaldı bakın bir kenarda 3 zincir bir de bu kenarda 3 zincir hani ilk daha acemilikte bu şekilde yaptıktan sonra kenarlarda üç kaldı ne yapacağız? Bu o 3 zinciri de arkadaşlar şu şekilde yine 3 zincir olarak dönüyoruz. Bakın. Ve buradaki kalan gördüğünüz 3 zincir arkadaşlar. Şurada bir tane kaldı. Ona dönüyoruz bu şekilde. Ve bakın hiç kaldı arkadaşlar. Sıfır kaldı. Gördünüz mü? Onlar kenara döndü. Biz de son kalan bir taneye battık. bir şekilde. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Son kalan bir taneye de battık. Bir de zincir çektik. Bu şekilde. İnşallah güzel gözüküyordur arkadaşlar. Bu şekilde bir taneye de battık. Döne döne gördüğünüz gibi birer tane kaldı. Son birin içine de girince 3 zincirle dönüp sıfır kaldı ucunu yakıyorum arkadaşlar bir zincirini çektim şöyle biraz az renkli iplerde arkadaşlar siyahlık oluşuyor arkaya da çekemeyeceğimiz için şöyle en az siyahlık seviyesinde yakmaya çalışıyoruz bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi modelin bu şekilde yapılışı böyle çok hoş bir model oldu arkadaşlar çileğimizin yapılışı bu şekilde Evet arkadaşlar şimdi bu şekilde tülbente tutturma işlemini de gösterelim. İlk önce arkadaşlar tığ batısını hazırlıyoruz her zaman gibi. Bu yaprakların yapımını şu yaprakla takım olsun diye tercih ettim arkadaşlar. Sık iğne ile girdik. Direkt gülümüzün, çileğimizin yapım işlemiyle başlıyoruz. Bir zincir çektim. Şöyle orta boy bir örümcek yaptım arkadaşlar. Ve serum halkamızı şöyle küçük boy bir serum halkası alıp serum halkamıza yaptığımız bu örümceği sık iğne ile tutturduk. 2 zincir çektim. Bir defa doladım. Aynı yaprağı buraya da yapıyoruz. 2 2 olarak aldım. Şimdi arkadaşlar bir defa doluyorum. Serum halkamın içinden girip 1 2 3 seferde aldım. 2 defa dolayıp 2 2 2 3 seferde yavaş yavaş yaprağımızın boyutunu düzen büyütüyoruz arkadaşlar 2 defa doladım bunu da 4 seferde 1 2 2 olarak alıyorum tekrar 3 defa doladım yuvaya girdim 1 2 2 2 2, 2 olarak bu şekilde 5 seferde bir taraftan yaptım 4 zincir kapattım buraya 6 tane sık iğne yapıyorum 2 son trabzanıma 3 4 5 6 7. de arkadaşlar buradaki sık iğnemi yaptım ve yapram işlemi hazır şimdi arkadaşlar bir zincir çekiyorum çileğimi alıyorum arkadaşlar bu şekilde şu çileğimin arkadaşlar Trabzanını yaptığımız yer var ya, onun bir üstündeki, bakın, şekilde göstereyim. Şuradan iki tane bırakıp, bu şekilde üçüncüye girdim o beyaz delikli yuvanın içine. Yanındaki yuvaya da girdim. Üç tane buraya arkadaşlar, Çileğimizin damarını açacağız. Hemen yanındaki arkadaşlar. Bu şekilde 3 tane damar attım buraya ortasına tam ortaya gelecek şekilde ayarladım. Şöyle sağa doğru kaydırıyorum arkadaşlar. Yine sık iğnemin içine giriyorum. Şey halkamın içine sık iğne yapıp giriyorum arkadaşlar. Cümleleri de yanlış. Burada 3 tane arkadaşlar bu şekilde damar yaptık. Yine Aynı bu yaprakta ne yaptıysak serum halkamızın içine yapıyoruz. 2 zincir çekip 2 2 aldım. Bir defa doladım. 1 2 2. 2 defa doluyorum. 3 seferde 2 2 2. 2 defa doladım. Yuvaya girdim. 1 2 2 2. Sonuncu 3 defa da doluyorum. Yine halkaya girip 5 seferde arkadaşlar buraya bir çıkardım. Trabzan yaptım. 1, 2, 3, 4 zincir son trabzanıma tomurcuğumu yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 7. de yine sık iğne olarak buraya kapattım arkadaşlar. İlk örümceğimin içine girip bu şekilde bunu buraya birleştiriyorum arkadaşlar. Yaprağımı Çileğim bu şekilde bir bor bir beyaz olarak arkadaşlar bu şekilde şimdi sıradaki yaparsak eğer mor yapılacak bu şekilde diziliyor arkadaşlar yine orta boy bir örümcek yaptım 3 tane atlıyorum 1 2 3 4. tığ battımın içine kapattım bu şekilde Evet arkadaşlar monteleme işlemi de bu şekilde 1 zincir çektim Şimdi şu yaprağın yapımını da gösterelim arkadaşlar yine orta boy bir örümcek yapıyorum Tığımın başını 3 defa doluyorum 1-2-3 4. tığ battı ya 1 2 2 2 2 alarak Bir trabzan yapıyorum Bu modelde hep 3 tığ battı atlanıp dördüncüye yapılıyor arkadaşlar 2 zincir 1 defa doluyorum Trabzana girdim 2 2 aldım 1 defa doladım trabzana girdim 1 2 2 3 trabzanım olunca arkadaşlar 2 defa dolayıp buraya 4 seferde aldığım Bir trabzan yaptım 4 zincir En son yaptığım trabzanın içine giriyorum Buraya arkadaşlar 4 tane sık iğne yapıyorum 4 sık iğnemi yapıp beşinciyi de bu şekilde yuvada yaptım. Küçük bir yaprak yapıyoruz. Tekrar sık iğne kalan trabzanıma da sık iğne yapıyorum. Yine buraya da dört sık iğne. Beşinciyi hemen yandaki veyahut da arkadaşlar aynı tığ battıya batarak bitiriyoruz. Şöyle mesafesi olduğu için yan yan durmasını istediğimiz için aynı tığ battıya. Bir zincir çekiyorum. Yine aynı şekilde arkadaşlar. Bu şekilde örümcek yapıp 3 defa doluyorum. 1 2 3 tığ battı atlıyorum. 4.'ye 1 2 2 2 2. Bu şekilde uzunca bir trabzan yaptım. Trabzanımın üzerine 2 tane zincir çekiyorum. Yine küçük yapraktan yapacağım arkadaşlar. Bir defa doladım. 3 seferde çektim. 2 defa doladım. 4 seferde çektim bu şekilde 1 2 3 4 zincir trabzanımı kapattım 1 2 3 ve 4 5. yuvada yine yaprağım hazır yine kalan yere 4 tane sık iğne 3 ve 4 5. ile arkadaşlar burada aynı tığ battığının içinde yapıyorum Evet, yapraklarımıza bu şekilde gösterdim arkadaşlar. Sık iğne ile şey zincirimi çekip ipimi kopardım. Evet arkadaşlar, modelimiz bu şekilde. Bu modeli çok da severim arkadaşlar. Böyle çok hoş bir model oldu. Gördüğünüz gibi. Yapımı da kolay. Döne döne hep 3 zincir. Sadece köşeleri atlayacağınız arkadaşlar bu şekilde. Köşelerimizin duruşu da çok hoş bir model oldu arkadaşlar. Yapmanızı tavsiye ederim. Muhakkak bu çile koyası arkadaşlar. Çeyizleri de bulunsun bir tane de olsa. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.